Reşon Duvey kanalından merhaba arkadaşlar. Uzunca bir süredir yapmadığım seriye geri dönüyorum bu hafta. Hatırlarsanız pandemi döneminde yurt dışında yaşayan arkadaşlarımla oralarda yaşam, çalışma ve eğitim hayatı hakkında sohbetler yapmıştık. İtalya'dan İspanya'ya, Almanya'dan İngiltere'ye kadar birçok arkadaşım bana eşlik etmişti. Bu sefer de yanımda dünya tatlısı kardeşim Ayşe var. Ayşe Gaziantep'te sivil toplumdan tanıdığım bir arkadaşımdı, kardeşimdi. O da Kore'ye yerleşti, Güney Kore'ye yerleşti arkadaşlar ve gerçekten çoğu bile erkeğin bile cesaret etmeyeceği bir şeyi kadın başına başardı. Şu anda hem okuyor, yanılmıyorsam birazdan anlatacak, hem çalışıyor. Hoş geldin Ayşe, kendinden bahseder misin? Öncelikle merhaba, benim adım Ayşe, 24 yaşındayım, öğretmenim. 2 sene önce Gaziantep Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Ama asıl alanım, yani mezun olduğum alan dışında İngilizce öğretmenliği yapıyordum Türkiye'deyken. Şu anda da burada devam etmeye çalışıyorum, kendimi itekliyorum. Gaziantep'te doğdum, orada büyüdüm. Bu şekilde şimdi Kore'de yaşıyorum, buraya yerleştim. Tamam, o zaman peki nasıl böyle bir karar aldın? Hani neden Kore'yi seçtin? Neden Kore'yi seçtim? Aslında Kore diye bir ülkenin olduğundan pek bir haberim yoktu ilk başlarda, 3-4 sene öncesine kadar. Hatta kuzeyle güneyi aynı yer sanıyordum böyle. O kadar yani hani genel kültür olarak uzaktım buraya. Daha sonrasında diller üzerinde çalışmaya başladım üniversitedeyken. Diller üzerinde Korece ile Türkçe aynı dil ailesinden geliyor. Bu nedenle Korece ile tanıştım aslında Kore'den önce. Daha sonrasında da bu şekilde Kore dramaları izleyerek hani Korece öğrenme işin içine girince bu şekilde bir Kore kültürüyle tanışma hikayemiz var. Bir şekilde Kore'yi sevdim. Bağladı seni o zaman. Sevdin yani bu şekilde Kore'yi. Evet, çok sevdim cidden. Hani Türkiye'deyken çok böyle hayal gibi gözüküyordu. Hani nasıl böyle bir ülke olabilir falan. Sadece dramalardan izliyorsun. Hani iyi yönlerini görüyorsun. Orada yani hayal gibiydi benim için. Hani Kore yani nasıl diyeyim, bir ütopyaydı bana göre. Hani şu an buraya geldim. Tabii hani her şey öyle rüyalardaki, hayallerdeki gibi değil, gözüktüğü gibi değil ama yine de pişman değilim geldiğim için. Gerçekten hayatımda verdiğim en doğru karar olduğunu düşünüyorum şu an burada yaşamak. Ben yıllar önce görmüştüm. Gerçekten güzel bir ülke seçmişsin. Ya zaten ben aynen de şu an bilet fiyatlarını bekliyorum. Biraz ucuzlasa ben yine de geleceğim. Evet, şimdi o zaman Ayşe şöyle başlayalım. Şöyle başlayalım. Önce hani bu sen eğitim amaçlı gittin değil mi? Dil okulu amaçlı gittin ilk başta. Evet, ben dil eğitimi için geldim. Nasıl oluyor? Bu süreci anlatır mısın? Süreç şu şekilde oldu. Aslında 3 aylık hatta 1 aylık bir dil eğitimi düşünüyordum ben ilk başta. Sadece gelip görüp bir dil eğitimi olsun gibi. Ama bir anda korona hani ortaya girdi 3 sene öncesinde. Ve Kore aşırı derecede nasıl derler hani çok kuralcı bir ülke. Çünkü izole ettiler bayağı kendilerini. Direkt kapattı. Türkler normalde 3 ay burada vizesiz kalabiliyor turist olarak. Ama bir anda Kore bütün kapıları kapatınca benim tamamen gelme olayım bitti. Ve 3 sene boyunca ben asla gelemedim. Kapılar asla açılmadı. Yani çok zor bir süreçti benim için. Ve bilet fiyatları, ya ben en son bileti, tek yön bileti 7.000 liraya aldım. Şu an arkadaşlarım 20.000 liraya Türkiye'ye dönüyorlar. Yani o şekilde söyleyeyim. Hani bilet fiyatları aşırı uçtu. Hani her şey çok pahalandı bir anda. Hani artık Kore imkansız gibiydi benim için. Hani 3 sene sonunda gideceğimi tamamen umudumu kaybetmiştim. Asla gidemem gibisinden. Sonra bir eğitim kurumuyla tanıştım, danışmanlık kurumu. Kore'ye ve Çin'e öğrenci yönlendiren bir kurum, İVEİTİM. Neredeydi bu kurum? Ankara'da mı, Gaziantep'te mi? İstanbul'da şubeleri var. Aynen, İstanbul Şişli'de şubeleri var diye biliyorum, İVEİTİM. Orası sayesinde Instagram'dan buldum orayı. İlk başta çok fazla, takipçileri çok az, böyle tam dolandırılabilecek bir vibe veriyorlardı böyle. Dedim ki kesin dolandıracağım ama hadi. Hani girelim, sıkıntı yok, bir deneyelim şansımızı. Sonra oradan Seda Hanım'la tanıştım, Dinara Hanım'la tanıştım oradaki danışmanlarla. Hani ultra ilgilendiler ve üniversite seçiminde, dil okul seçiminde her şeyi onlar önceden paket şeklinde ayarlamışlardı zaten. Size paketler sunuyorlar ve o paketlerden hangisi size uygunsa onu seçiyorsunuz. Benim seçtiğim şehir Namyangju şehri. Kore'deki böyle nasıl diyeyim sana, kilis abi. Bildiğin kilis yani. Kilis. Hani öyle bir şehir. Peki şeyden yani, dolayı mı seçtin? Ekonomiyi sonra konuşacağız da hani yaşam daha ucuz olur diye mi seçtin? Yoksa üniversite falan mı iyiydi? Yani Namyangju Seul'e göre çok daha ucuz bir şehirdi. Tabii ki de yani biraz aynen kırsala yakın olduğu için.
Üniversitem, yani seçtiğim yer dil okulu Namyangju şehrinde. Seul'e 50 dakika uzaklıkta. Tabii şu an metro ile 40 dakikaya düştü. Bu 10 dakikacık kısalttı metro orayı. Hani öyle bir okul, dağın böyle tam ortasında, dağların eteklerinde bir dil okulu. İçinde yurt dahil olmak üzere. Ben yaklaşık 3000 dolar bir 6 aylık yurtta dahil olmak üzere dil okulu eğitim ücreti ödedim burada. Daha sonra uçak biletimi aldım. Konsoloslukla vize işlemlerini, çünkü o sırada Kore 6 ayın altında vize vermiyordu. Kesinlikle gelemiyordunuz. O zaman 6 aylık vize almak zorunda kaldım. Dil okulu sayesinde de 6 aylık vizeyi aldım. Daha sonra. Peki 3000 dolar ki sen aldığın zaman dolar bu kadar fazla değildi zaten. Şimdi arkadaşların gözü açılmıştır ama evet. 3000 doların içine her şey dahil miydi? Yani o konaklayacağın yer, oradaki yiyeceğin içeceğin, yoksa bu 3000 doları ne için ödedin sadece? 3000 dolar 2 dönemlik dil eğitimi. Korece 1. kur ve Korece 2. kur. Ve yurt konaklaması dahil. Ha, yurt da dahil. O zaman yurt çok iyi, çünkü Kore, Japonya falan çok pahalı ülkeler. Hani bunu izleyen evet, arkadaşlar yani, şöyle düşünsün. Biz Avrupa'da atıyorum 25 dolara falan çok güzel bir yerde kalabiliyorsak, Japonya'da da Kore'de imkansızdır bu yani. Hani en az 40-50 dolardan başlar ve sen 6 ay boyunca bu fiyatı vermen bence çok iyi bir şey. Aynen, kesinlikle. Hani o zaman da yani hala hissediyorum yani, parayı ödemişim 3000 dolara. Diyorum ki kesin dolandırılıyorum şu an. Hani 6 ayın 3000 dolar olabileceği hani aklım almıyor. Çünkü birçok ülkeyi araştırmışım daha öncesinde. Hani imkansız gibi bir şey geliyordu bana. Hani 3000 dolar. Ama yine de yani bile bile dedim ki ne olursa olsun hani biriktirdim. Kendim çalıştım. Ödeyeceğim yani bu parayı. Daha sonrasında ödedim. Ama aslında planım şuydu. Yani dil okulundan ziyade. Burada bir okul bulup, anlaşma yapıp hani... Ben TESOL sertifikası sahibiyim. Yani İngilizce öğretmenliği yapabiliyorum dünyanın her yerinde. Kore'de de hani yapmaktı hayalim, amacım. Aslında dil okulundan ziyade. Gelmeden önce çok fazla okula başvuru yaptım Kore'de. Ama asla hiçbirinden dönüş alamadım. Maalesef dil okuluyla en son artık böyle işin içine girdim yani Korece ile. Daha sonrasında geldim buraya. 6 ayım Namyangju'da geçti. Namyangju dediğim gibi kilis yani, bildiğin. Daha sonrasında yani köyde gibi hissediyorsun kendini. Seul'e geldiğinde hafta sonu tamamen uzaya gelmiş gibisin yani. Hani her şey çok teknolojik falan böyle. Namyangju'da hiçbir şey yok. Sadece yaşlılar var. Yaşlılarla birlikte takılıyorsun falan böyle. Bir de sen yabancısın. Kore'de böyle özellikle yaşlılarda koronadan dolayısıyla yabancı insanlara karşı... Onlar hep öyleler. Şey değil, genel olarak öyleler. Asya kültürü öyle. Ben Japonya'da bayağı bir kaldım. Hani orada da ya özellikle yaşlılarla çok böyle mesafelisin. Onlar o adetle gelenekler sıkı çünkü. Kendi içlerinde de öyleler yani. Sadece yabancılara karşı değiller. Peki şeyi söyleyeceğim, lafını kestim de. Şu an hangi şehirdesin son 2 aydır? Ben Seul'e taşındım 2 ay önce. Seul'desin artık. Hı-hı. Okul için. Ben Seul'e taşındım. Çalışma için. Peki o zaman. Okulumuzun 3 tane kampüsü var. Sen anlat, bitir orayı, başka bir şey soracağım çünkü. Okulumuzun 3 tane kampüsü var. Bir tanesi Seul'de, bir tanesi Namyangju şehrinde. Bir tanesi de Pochon diye bir şehir var orada. Hani o da Namyangju'dan da daha böyle kırsal bir kesim oluyor. Aynen. Öyle. Ama Seul'de kampüs diğerlerine göre daha pahalı. Fiyat farkı var. Seçme şansın başta var mıydı peki? Hani ben Seul istiyorum diyebilir miydin? Hayır, sadece kendi okulun içerisinde kampüs değişikliği yapabiliyorsun. Başka tamam, bir okula geçme şansın yok. Yok, dil okulu demiyorum. Senin dil okulunun 3 tane dedin ya, 3 kampüsü var diye. Yani sen atıyorum şu anki o köyde değil de hani ben Seul'de de bu eğitimi alabiliyorum diyebiliyordun değil mi? Evet. 3000 dolara dahildi yani bunlarda. Yani Seul diye daha pahalı değil miydi? Fiyat değişikliği oluyor. Tamam, o zaman biraz şimdi bu... Eğitim kısmını biraz hani bekletelim. Çünkü yani 10 dakika oldu bile. Hani biraz da şeye doğru geçelim. Şimdi bunu bana çok soruyorlar. Çalışırken, okurken çalışma imkanın var mı? Hani şeyden bahsetmiyorum Ayşe'cim. Hani okul bitti, sonra ben kalanmak. Onu soracağım sonra da. Okuyorsun ama yarı zamanlı olarak bir iş bulma şansın var mı? Böyle bir şey izin veriyorlar mı? Şimdi yasal olarak böyle bir şansın yok. İlk 6 ay boyunca Kore'de kesinlikle çalışamıyorsun. Çalışmak yasak. Yakalandığın zaman da ülkeden sınır dışı ediliyorsun. 5 senede ülkeye girme yasağı var. Evet.
Hani bayağı katı kuralları var bu konuda Kore hükümetinin. Ama hani nasıl diyeyim, özellikle Ruslar hani kendi burada çok fazlalar ve nasıl diyeyim, kendi aralarında küçük bir Kore Cumhuriyeti kurmuşlar ve onlar bulabiliyorlar yani part time işler. Hani ya o zaten her yerde var. O öyle hani kendi çalışanlarını yanına alıyor. Çok ağır işler. Hani çalışma izni olmadığı için yapılabilecek bir insanın yapabileceği en ağır işleri veriyorlar bu şekilde. Yani o yüzden aslında ilk 6 ayda çalışmak gerçekten çok zor. Bulursak da şans yani çalışabilecek insanlar için. Peki şey, o zaman devamını sorayım. Sen şu anda kalmak istiyorsun. Zaten iş başvurusu da yaptım dedin. Hani senin alanının dışında da hani insanlar bu eğitimi tamamladılar. Koreceyi çok güzel öğrendiler. Çalışma imkanı var mı? Bunun için bir yasal prosedür, vize prosedürü nedir? Evet, çalışma imkanı şu şekilde oluyor. 6 ay bittiğinde dil okulunda yani D4 vizesi sahip bir insanı, D4 vizen varsa eğer, bu vizeye sahipsen hafta içi 20 saat kafelerde ya da bu şekilde part time işler yapabiliyorsun. Hı hı. O çalışma süresi 6 ay geçtikten sonra en az 2 seviye Korece isteniyor. 1 ve 2. Zaten ilk 3 ay 1. seviyeyi alıyorsun. 2. 3. ayda da 2. seviyeyi alıyorsun. Bu Korece 1 ve 2. seviye bittiğinde böyle restoranlarda, kafelerde part time olarak haftada 20 saat çalışabiliyor. Anladım. Yani ama tekrardan peki, vizeyi uzatmak lazım tabii. Tamam. Yani onda zorluk çıkarıyorlar mı? Mesela onda çok zor. Hani bu adam gelmiş, kadın gelmiş. 6 ay boyunca hiçbir sıkıntı yapmamış. Güzel de kalmış. O eğitimini almış. Hani veriyorlar değil mi? Vermeme gibi şeyler olmaz bence. Yani vermeme gibi bir durum genelde olmuyor ama yeniden bir vizeyi uzatma işlemi gerekiyor. Bunun için de tekrar okula devam edilmesi gerekiyor. Yani 3. seviye, 4. seviye, 5. seviye, 6. seviye Korece'ye kadar gitmesi gerekiyor ki vizesi uzasın ki çalışma imkanı olsun. Öyle mi yapacaksın? Yani sen o okulda İngilizce öğretmenliği yaparken yeni seviyelere mi geçeceksin? Anladım. Yani onun dışında... Evet, ben şu an 3. seviye Korece'yim. 3. seviyedeyim Korece'de. 3. seviye bitecek benim ilk 3 hafta sonra. 4. seviyeye geçeceğim. Ama şöyle bir şey var. 2 sene boyunca dil okulu vizeni hani sınıfta kalarak şeklinde uzatabiliyorsun. 2 sene boyunca böyle bir hakkın var. Peki para? Para ödemen gerekmiyor mu ekstradan? Yine para ödemen gerekiyor. Dönemlik $1000 şeklinde 3 ayda bir ödeme yapman gerekiyor vize uzatmak için. Yani peki şey, vizeyi uzatmak için anladım. Tamam, yani benim aklıma gelmeyen bu kısımla ilgili bir şey yok sanırım. Hani ben çalışma hayatıyla ilgili genel olarak bildiğim bir şey var mı mesela? Hani sen tamam o kısmında değilsin ama atıyorum ülkede iyi bir mühendis var, Kore'de mühendis olmak istiyor. Hani onun için illa Korece bilmesi mi gerekiyor? Hani pardon. Yani şöyle bir şey var. Kore'de yaşamak için en ufak iş için dahi olsa kesinlikle Korece bilmen gerekiyor abi. Neden? Hı hı. Çünkü insanlar asla, yani çok az tek tük insan çıkıyor İngilizce bilen ve İngilizce konuşan. Kore çok milliyetçi bir ülke. Ve çok benziyor Japonya'ya. Aynen. İngilizce kelimeleri bile Koreceleştirmişler. Yani hani her şeyin Korecesi burada. Hani okuma, kesinlikle Korece okumayı bilmen gerekiyor. Hani günlük hayata hakim olmak gerekiyor ki burada hayatımızı devam ettirebilirim, bir işte çalışabilirim, bilelim yani. Hani İngilizce bilmeyen çok fazla insan var ve bu çok zor bir şey Korece bilmeyen birisi için burada yaşamak. Diyelim ki bir adamın çok tane şey ihtiyacı yok, hani Korece halkla ilişkisi yok. Teknik bir departmana gelmesi gerekiyor. Yani mühendis gibi. Bunlarla ilgili bir şey biliyor musun? Mesela ben mühendisim, Kore'deki işte Samsung'da İşe girmek istiyorum mesela. Hani bununla ilgili bana önünde bir engel var mı ya da işte bir izin var mı? Biliyor musun yani onları? Şöyle bir şey, başvuru yeri var mı mesela? Şöyle bir şey var. Tabii ki de Samsung ve böyle büyük hani LG gibi Samsung, büyük markalar. Samsung. Doğru. Burada doğru, evet. Yani şöyle bir şey var. Şimdi öyle büyük markalar bütün dünyayla çalıştıkları için tabii ki de İngilizce de hani konuşan insan fazla. Ya da Samsung zaten öyle büyük bir şirkette, LG gibi, Samsung gibi büyük bir şirkette işe girebilecek kişi kesinlikle İngilizce hani ve birkaç tane ekstra dile hakim oluyor olması gerekiyor ki öyle büyük bir şirkette iş yapabilsin. Böyle mesela bir arkadaşım var, yani arkadaşım diye bir tanıdığım
üniversitede araştırma görevlisi. Türkiye'den buraya değişim olarak gelmiş. Ve hiç Korece bilmiyor. İngilizce ile gelmiş. Ve mühendislik alanında çalışıyor. Mühendislik alanında araştırma yapıyor. Ve bu arkadaşın şu an Korece'ye ihtiyacı yok. Yani sadece İngilizce... Ama bu öğrenci değişimiyle geldi şu an. Yani direkt o üniversitede çalışan biri değil. Ha, üniversitede araştırma görevlisi olarak devlet ona ekstra para ödüyor. Yani kısa süre değil mi? Yani bu belli bir süre çalışıyor yani, onu demek istiyorum. Belli bir, devletin davetiyle uzun süre çalışmaktı. Uzun süre boyunca çalışabiliyorum, onu merak etmiştim. Tamam, o zaman şimdi bu kısmı zaten ben konuya göre anlatıyorum YouTube'da. Hani bu videonun konusu dil okuluydu, dil öğrenmeydi, dil için Kore'ye gitmekti. Çalışmayla ilgili inşallah belki bir Türk buluruz bir gün, onunla konuşuruz. Hani bu şekilde, benim dediğim şekilde giden biri varsa, ama yok, senin gidiş şartların farklı. Hani benim dediğim şartlarda giden, direkt bir iş teklifiyle, iş başvurusuyla giden arkadaşlar oluyor çünkü dünyanın dört bir yanına. Onlarla da çeşitli ülkeler için konuştuk. Son kısma gelelim. Yani biraz yaşamı konuşalım. Pahalılık nasıl? Mesela şeyi çok merak ediyorum. Asgari ücreti biliyor musun orada mesela? Asgari ücret ne kadar? Kaç dolara geliyor? Kore'deki bir en düşük ücret. Ya da saatlik ücret mi var? Saatlik ücret olarak hesaplanıyor burada asgari ücret. Şöyle söyleyeyim. Bir saatliği hemen hemen 9 dolar. Yani 9 dolar üzerinden konuşalım. Çünkü Kore onu kafa karıştırıcı bir para birimi. Hala hakim değilim. Hala öğrenemedim. Saatliği 9 dolar üzerinden düşünelim. Burada saatlik ücret 9 dolar ve bazı yerlerde 10 dolar şeklinde değişiyor. O işverene bağlı. Şöyle söyleyeyim, Kore'de hayat gelire göre, yani ücrete göre ultra ucuz ve yaşanılabilir bir ülke. Kesinlikle. Yani yaşam kalitesi çok yüksek. Her şeye halk çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Yani mesela bir Starbucks'a gittiğinde 4,5-5 dolara çok rahat, hani ayda 3,000 dolar kazanan, genel olarak herkes aylık 3,000 dolar kazanıyor. Hani iş çalışan birisi, şirkette çalışan birisi 3,000-4,000 dolar arasında alıyor mesela. Ya da fabrikada çalışan birisi ayda zaten 3,000 dolar kazanıyor. Bu şekilde her şey çok uygun. Sadece ve sadece en sıkıntılı durum kiralar. O evet, öyle maalesef. O bölgede komple öyle orası. Aynen, hani yerleşim yeri çok küçük olduğu için ve evlilik oranı çok düşük olduğu için insanlar hep tek yaşıyor. Her yer çok küçük, tüm evler çok küçük. 10 metrekare, böyle 7-8 metrekarelik evler var. İçinde bir banyo, bir tuvalet oluyor, bir yatak oluyor, tamam. Ve oraya sen aylık 300-350 dolar ödemek zorundasın. Ve ekstra şöyle söyleyeyim, depozito sistemi var Kore'de. Çünkü burada cash para çok önemli. Yani ev sahipleri keş para aldığı takdirde onu dönüştürebiliyorlar direkt böyle. Mesela bir küçücük odaya 3,000 dolar, 1,000 dolar depozito ödemek zorundasın girmeden önce. O zaten kirası 350 dolar olan odanın daha bir de 3,000 dolarlık depozitosu var. Yani gerçekten evler, kiralar çok çok pahalı. En sıkıntılı konu bu. Anladım. Yok, onu zaten tahmin edebiliyordum da. Peki yani atıyorum sen bir öğrenci olarak gittin. Hani aylık sana ortalama bu, hani 3,000 doların içine zaten şey ödedin sen. Yurdunu murdunu ve ödedin. Onlar geçti. Orada sana aylık ortalama ne kadar gerekiyor? İşte yemeğin, içeceğin, alacağın, akşam çıktın, oturdun, bir etkinlik yaptın. Ortalama kaç dolar gerekiyor? Ya şu şekilde metro çok ucuz. Hani 1,5 dolara her yere gidip gelebiliyorsun ve çok hızlı. Bu arada bak, 1,5 dolar diyorsun. Şimdi bizimkiler kafalarından hesaplayamıyor onu. 1,5 dolar gerçekten. 1,5 TL demeyin de artık biraz arttı. 2,5 TL civarı, ki şu anda Gaziantep'te senin haberin yoktur, 5,5 TL oldu otobüs ücretleri. 2,5 TL onlar için çok ciddi güzel bir rakam, ama işte dışarıdan gelen çocuklar için, yine dediğim gibi, bir gelir kazanmazlarsa, dolar kazanmazlarsa ciddi bir sorun tabii ki bu. Hani 1,5 dolar bile baktığın zaman onlar için ailesinin ona en az 20 lira ekstra, yani dolar başına göndermesi demek 1,5 dolar başına. Hani doğru. Ama ortalama herhalde bir, o zaman 300-400 dolar bu yiyecek ulaşım için yeterlidir sanırım, değil mi? Aynen, kesinlikle 300-400 dolar yiyecek ve ulaşım için net gerçekten iyi bir gelir. Hatta gezmek için, eğlenmek için. Hani çünkü nasıl söyleyeyim, gıda gerçekten uygun hani gelire göre. Ulaşım da aynı şekilde, ama kira, yani kirayı düşünmek gerekiyor. 350-400 doların altında oda bulunmuyor yani. Anladım. Yani güzel bilgiler. Peki mesela birkaç şey örnek versene. Hani
Gittim marketten böyle bir kendine bir kahvaltılık sandviçler falan satılıyor ya. Mesela ne kadar satılıyor bu şeyler? Ya mesela 4 dilimden oluşuyor sandviçler. Böyle gerçekten büyük. Onun mesela paketi 2 dolara denk geliyor. İşte çok ucuzmuş. Gerçekten çok ucuzmuş. Hani ben ciddi anlamda bak bunun şu anda o senin bahsettiğin sandviç tipi şu an Türkiye'de artık çok yaygınlaşmaya başladı. İşte petrol istasyonlarında falan. Yani TL hali bile bak dolarla çarpsam bile daha ucuza, daha pahalı Türkiye'de evet, şu an. Ben hep hesaplıyorum. Dolar çarpışı 15 desen 30 liradan fazlaya satılıyor. Yani diyorum, cidden Türkiye'den iyi. Türkiye'den alsam ne kadar olurdu? Daha ucuz değil. Dondurma falan çok ucuz. Mesela hani 90 cent böyle 70 cent falan yani. Hani dondurma alıyorsun. Hani hazır paketlerde tamam. Satılan. Aklıma geldi. Dur sorayım. Şimdi çok daha vakit geçiyor. Şimdi Ayşe, son sorumu sorayım bu konuyla ilgili. Kore bildiğimiz kadarıyla bizi çok seven, gönül bağımız olan, dostumuz bir ülke. Hani Kore Savaşı'nda bizim verdiğimiz desteklerden dolayı. Ki Ayla filmini de hatırlarsın. Hani bayağı bizi ağlatmıştır. Ama sanırım son zamanlarda biraz değişiyor. Yani gençler çok bilmiyor. Bize biraz anlatır mısın? Kore insanı genel olarak nasıl? Irkçılık var mı? Ve Türk insanına karşı tavırları nasıl? Öncelikle Türk insanına karşı tavırları nasıl? Oradan başlamak istiyorum. Şu kardeş ülke muhabbeti var biliyorsundur. Kore Savaşı'ndan dolayısıyla. O muhabbet yok. Yani hiç kimsenin Türkiye'den haberleri dahi yok. Kardeş ülke olduğumuzu bırak bir kenara. Yani böyle arada bir yaşlılardan hatırlayanlar çıkıyor ama bana hiç denk gelmedi. Bugüne kadar da hiç kardeş ülke olduğumuzun ekmeğini de yemedim. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir durum var. Kore'de tek Türklere karşı değil abi. Bütün yabancılara karşı şu an büyük bir ırkçılık mı desem? Hani biraz kaba olacak ama. Gerçekten büyük bir ırkçılık uygulanıyor. Sen özellikle yok, psikolojik yok, olarak. Şöyle bir durum var. Koronadan dolayısıyla Kore halkı aşırı titiz davranıyor ve hani çok kuralcı bir ülke zaten. Çok kuralcılar, aşırı böyle titizler, dikkatliler. Koronayı yabancıların getirdiğini düşünüyorlar Kore'de. Özellikle yaşlılar yani. Bu durumda hani ben de çok yaşadım. Gerçekten hani metroda böyle yanında böyle pek durmuyorlar. Böyle yabancı olduğun için seni böyle süzüyorlar. Böyle kötü kötü bakışlar atıyorlar sana. Hani bunu çok yaşadım gerçekten. Özellikle 8 aydır çok fazla yaşadım yani. Başıma çok geldi. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyor ve onlarla baş etmeyi öğrenmek gerekiyor. Hani sana nasıl davranıyorlarsa sen de onlara o şekilde davranman gerekiyor. Hani ben de insanım, onlar da insan. Hani kesinlikle benim zaten bizde ırkçılık asla yok. Hani sen de ben de hani çevremizdeki insanlar da biz hani ırkçılıkla hiç karşılaşmış bir insan değilim. Kendi ülkemdeki yabancılara da kardeşim gibi davranmışımdır her zaman biliyorsun beni. Kendi adına konuş da. Yok sen kendi adına konuş da yani. Ben çok yaşadım. Çok yani garip. Doğduğum şehirden dolayı çok yaşadım maalesef. Devam et. Ya ama hı-hı. İşte gel gör ki alışıyorsun bir süre sonra. Peki bakışlara da şey var mı Ayşe? Sanırım ses biraz sende geç geliyor birbirimize de. Yabancılara ev vermeyelim, kiralamayalım diye bir şey var mı? Yani öyle bir sıkıntı var mı? Ya aslında ben hiç karşılaşmadım böyle bir şeyle ama böyle bir şey duydum. Ya biz birbirimizi çok kesiyoruz. Çünkü ben konuşuyorum 10 saniye sonra senin sesin geliyor. ben de başlamış oluyorum cümleye sonra sen başlıyorsun. O zaman yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu tarz aslında ırkçılık demeyelim de bazıları böyle çok içine kapalı toplumlar. Japonlar evet. Da böyle. Aslında onların geçmişte Japonlar çok ırkçıydı ama şu anda çok içine kapanıklar. Öyle ırkçı yani bunlar 100 sene öncesine kadar adaya mesela Japonya'ya insan sokmazlardı. Yani o ticaret gemilerdeki korsanlar onların kafalarını keserlermiş yani yabancıları düşünsene. 100 sene öncesine kadar böyleymiş Japonya. Sonra yavaş yavaş açılmış. Kore'de de muhtemelen dediğin gibi işte kapalı toplum olması, pandemiden korkması, şudur budur derken sen bence biraz daha kalırsan çünkü ben Koreli arkadaşlarım var oradan biliyorum. Halen bu anneler, babalar hani biraz da 30 yaşın üstündeki insanlar Türk insanı çok seviyor. O önemli biliyor ama gençler arasında haklısın bilemezler. Bizde bile birçok kendi gençlerimiz bile şu anda neyin ne olduğunu çok bilmiyor. Hani başka ülke karşı olan geçmişimizle alakalı. O zaman ben teşekkür ediyorum çünkü yine ses gitmesin diye sen en azından bir veda et istiyorum herkese. Var mı ekleyeceğim bir şeyler? Yani çalışmayı seviyorsanız ve Kore ile ilgili bir hayaliniz varsa, burada gerçekten yaşamak istiyorsanız, burası gerçekten çok güzel ve yaşanılabilir bir ülke. Ama çalışmayı sevmek çok önemli ilk başta buraya gelmeden önce. Çünkü ya, ekmek her yerde zor kazanılıyor ama Kore'de ultra zor kazanılan bir durum. Çünkü çok çalışkan bir millet.
O yüzden ama Kore kesinlikle evet, turistik olarak da çok güzel. Çok güzel yapıları olan, tarihine çok güzel, hani azıcık kalan tarihine böyle çok güzel sahip çıkmış bir ülke. Ve iyi insanlar da var, sadece kötüler değil. O yüzden Kore'de yaşamak isterseniz çok farklı bir kültür, çok farklı bir deneyim. Ben şu an çok mutluyum burada yaşadığım için gerçekten, yemekler dışında. Hani yemekleri, Antep yemeklerini hiç unutamaz dediğim Asya mutfağı güzeldir. Sen Antepli olduğun için öyle özlüyorsundur. Yoksa ben Antepli olduğum için Kore mutfağı güzeldir ya, ben severim. Yani evet, güzel yemekleri de var ama öyle işte. O zaman çok sağ ol Ayşe. Sana hayatta başarılar diliyorum. İnşallah gönlüne göre olur her şey. Güzel yerlere gelirsin, güzel şey yaparsın ama vatanınıza dönün. Günü geldiği zaman vatanınıza dönün. Sizin gibi gençlere ihtiyacımız var. İnşallah. Ben de çok imkanım oldu. Benim de çok gitme imkanım oldu ama ben kalmayı seçtim. Tabii ki şimdiki aklım olsa belki daha farklı yapardım. Ama işte neyse, bunlar siyasi konu. Çok girmeye gerek yok. Sadece üzülüyorum yani bütün gençlerin şu anda gitmesine, bu ülkeyi terk etmesine. Onlar da haklılar kendilerince. O zaman ne diyelim? Senin yolun açık olsun. Sen bir vedane et. Ben de bir kapanış yapayım. Rica ederim. Her zaman. Tamam. Şimdi burada ben başlıyorum artık. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kore'den değerli kardeşim Ayşe bize biraz çalışma hayatını, eğitim hayatını, Kore'de dil eğitimini anlattı. Kore'de yaşamı anlattı. Bu tür videoların devamı gelecek, merak etmeyin. Bana çok soruyorsunuz şu ülkede, bu ülkede, ama benim o ülkelerde tanımam lazım birilerini. Hani sıradan bir insana WhatsApp'tan ya da Instagram'dan yazıp davet etmeyi sevmiyorum. O samimiyet olsun istiyorum. O yüzden böyle birçok dünyanın, birçok farklı ülkesinin arkadaşlarım var. Onlarla böyle kendilerini rahat hissettikleri zamanlarda konuşmaya devam edeceğiz. Reşon'da ve Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Orada bu tarz bilgileri vermeye devam ediyorum. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. Bye.